Sayın seyircilerimiz, Ramazan Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü hikaye Türkman folklorundandır. Eski zamanlarda bazı beldelerde, bazı köylerde caminin büyüğü Ramazan ayında her gün bir telgin evinde iftar ederdi. Bu giderler mağrib namazını kırarlar. Mağrib namazından sonra işte köylerden, evlerden, komşulardan işte diğerler caminin büyüğüne buyurun bir gün iftarı bizdedi. Bir gün caminin büyüğü caminin komşusu, komşulardan birisi demişti buyurun bize. Gitti evine, kapını çaldılar. O esnada hanım, evin hanımı para sayırdı masa üstünde. Ve aceleden niyetle o masanı bir parçaya saldı, koydu masa üstüne. Kalktı, kapını açtı, odanı boşalttı, misafirhananı. Çünkü misafir geldiler. İftarı koydular, iftarı bitirdiler. Yediler, sonra çıktılar, gittiler yatsı namaz kılmaya. Arvat geldi masaya baktı, para yoktu. Dedi, ihtimal adam kovzadı. Bekledi, adam gece geldi. Dedi, adam bak, burada para koydum, bu paranı kovzadı dedi. Yok, kovzamadı. Bu eve kimse girmeyipti. Üç kişi, adam, arvadı, bir de misafirleri, imamın büyüğü. İmam cami. Desin özüne, demesin özüne, sorsun özüne, sormasın özüne, böyle gidip böyle şişe kimi kaldı. Ama o adamdan da başka kimse yoktu bu paranın bağı. Günler geçti, adam biraz daha bu imam camiden de biz diğer eskilerde bir kez görünü savdu. Salam vermeği de savdu. Geçerken merhaba salamı da savdu biraz. Kalbi kırıldı biraz bu adamdan. Geldi arvadı yanına oturdu. Niye yedim? Bilmiyorlar niye yesinler. Günler geçti, gitti, geldi. İkinci Ramazan geldi. Bu imamın büyüğü, caminin büyüğü herkes davet yedi. Adamaka geldi, dedi bunu herkes davet yedi. Ben davet yedim, yetmeyeyim. Arvadaka akıllıydı. Dedi adam, biz Allah için yapak bu işi. Koy biz şeytandan daha akıl çıkan. Koy bu yıl biz davet ediyoruz. Günlerin birisinde mağrib namazını kırdı, geldi, imam camia dedi, bir gün iftari bizdeydi. Geldi özlerinden eve, oturdu, yemeğini yedi, bitirdiler, elhamdülillah dediler. Döndü, imam camia evin sahibine dedi, sen bir ildi benimle savuk davransay, uzak düşüp seymenle. Bir şey içtim seymenle, bir şey olur aramızda. Dedi valla İmam Cami bir şey var kalbim kırdı nece diyeyim senin nece mavzu açım bilmirem. Dedi yok aç istem bilim yüreğe giderken nedir. Vallahi dedi hocam dedi sen geçen iyi Ramazan'da geldi biz bu masa üstüne para koymuştuk. Sen gitti bu para kayboldu aradan. Biz de bu eve de senden başka kimse girmedi. Benden arvadakadan başka kimse yoktu. Çünkü sensek. Bu para da kayboldu buradan. Ve şekimiz sana gelir. Aa, burada. Hoca başını eğdi, başladı yığlamağa. Gözyaşı aktı. Adam tecrüb kaldı. Dedi, hocam dedi, kusura bakma. Yani sen günahiden yığılsay, bir şey dedik sana, bir şey hissetsey, bir şey oldu. Yani kusura bakma yine. Aparıpsay da helali olsun, biz bize diyeydi. Bizden isteyeydi, biz senden kusur koymarız. Hoca her yığılır. Bekledi hoca, sükut oldu. Öz özüne geldi, göz yaşını sildi. Dedi, ben seni parayı yığılamıyorum. Ben seni hariye de yığılamıyorum. Ben yığılırım o Kur'an'a. Ne Kur'an? Bizde eskilerde, Türkmenlerde Kur'an asardık duvarda.
Dirisan qaqtı yemağı gətirməyə geçən il dəvətini hakikatiydi. Sən qaqtı yemağı gətirməyə bir parçaya para sarılmışdı. Pəncərə açıq idi. Bir rüzgar gəldi, o paranı dağıtdı yerə. Mən də o para uçmasın deyə qavuzum, büktüm buraları, astım bu Qur'anı içinə qoydum. Mən də yığıram bu Qur'anı halına. Siz mənəsi bu Qur'an burada astıbdır. Bir ildir bu Qur'anı açmayıbsınız, baxmayıbsınız. Onda adam narvadı çox pişman oldular. Alim də çox qəhəlli çıxdı evdən. Çünki bir ildir bu Qur'anı astıb, kimsə açmıyor özü. Arkadaşlar, bu ay Allah'ın ayıdır. Biz deyərik, Qur'an'ın ayıdır. Qur'an'ı evde asmak çok zamanlar iyi değil. Açın, okuyun. Qur'an da bizim şefiğimizdir. Qur'an'ı okumak da büyük bir savaptır. Aynı zamanda sıhhat izleme kayıt olun. Yağlı yemeklerden biraz uzak durun. Bol bol su için meyve tüketin. Size dua ederim her zaman sağlıklı bir Ramazan, sağlıklı bir hayat temenni ederim. İnşallah yeni bir bölümde, yeni bir hikayeden tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.